Bitiyor. Aylarımız aldı. Çok ince konulardan geçiyor bu süre. Şimdi o ayeti kerimeyi bir yerde bıraktık. Bir özet olarak geçen hafta şunu söylemiştik. Bu ayeti diyor ki Allah-u Teala, ben dış alemdeki kanunlarımı ve insanların iç alemindeki kanunları göstereceğim insanoğluna. Yani öğreteceğim ki o peygamberin söylediklerinin hak olduğu ortaya çıksın demişti Allah. Ve buradan şu neticeye ulaştık. Kur'an'ın hakikatini anlamak için tabiat bilimlerini bilmek gerekiyor. Psikoloji ilmini bilmek gerekiyor. Yani o formasyonu alan adam Kur'an-ı Kerim'in gerçekliğini anlayabilir. Yetebeyyene lehum demiyor inansınlar. İnanmanız için demiyor. Açıklansın diye diyor size. Demek ki bilmek ayrı bir şey, inanmak ayrı bir şey. Onun için Allah-u Teala bunu söyledi. Geçen hafta bunu anlatmıştık, bu kısmını. Ayetin bir küçük kısmı kalmıştı. Orayı bitirip son ayete geçeceğiz. Bir soru soruyor Allah-u Teala. Bu ayetin sonunda, bunu söyledikten sonra bir soru soruyor. Diyor ki, evelem yekfi. Yeterli değil mi? Bu soruyu ben sormuyorum, Allah soruyor. Evelem yekfi bir rabbike. Rabbin yeterli değil midir? Allah yeterli değil mi diyor. Ennehu ala kulli şeyin şehid. Her şeye şahit olarak Allah senin Rabbin yeterli değil mi diyor. Bu soruyu soruyor bize. Şehit kelimesi burada şahit olmak, görmek demek. Şehit kelimesinin bir manasını daha anlatmıştım size hatırlarsanız. Şehit, problemi çözmek demek, delil demek. Bir şeyi ispat etmek demek. Bir şeyi ispatlamakta Allah'ın yeterli değil mi senin diyor. Bak, bir konuyu ispatlamakta senin Rabbin yeterli değil mi? Şimdi burada arkadaşlar dinden sapmaların en büyük nedenlerinden biri Kur'an hakkında yeterli bilgisi olmayan insanlar Allah'ı yeterli görmüyorlar. Din koyma konusunda Allah'ı yeterli görmüyorlar. Ve ne yapıyorlar bu sefer biliyor musunuz? Bunlar din adamı da olabilir. Başka bir din koyuyor. Başka fetva veriyor. Allah'ı yeterli görmüyor. Bu soruyu başka bir yerde daha soruyor Allah. Bak şimdi ben o ayet hatırıma geldi. Dedi ki ben buradayım ha. Saçmalamazsın. Ha saçmalarsın dedi Bayraktar Hoca. Bu ayeti deşifre edeceksin. Neyle? Ankebut suresindeki bir ayetle. Ayet şöyle. Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim. Ya Muhammed sana indirdim ve onlara okunan bu Kur'an yetmedi mi onlara diyor. Bak şimdi başka yerde din adamının anlamı ne diyor? Peygamber'e söylüyor bunu. Şimdi biz ne yaptık? İslam dininin dışında bir din koyduk. Ya din adamları koyduk biz bunu şimdi yani. Yeni bir din uydurduk ya. Ben söylemiyorum bunu. Allah-u Teala söylüyor. Bak aha sahabe ayeti söyleyeyim göstereyim size. Bak işte. Bak. Evelem yekfihim. Kifayet etmiyor mu? Yetmiyor mu? Yetmedi mi? Enna enzelna aleyke. Sana indirdim el kitap. Kitap. Sana indirdim şu kitap ya Muhammed. Yetmedi mi onlara? Yutla aleyhim. Onlara okunuyor. Onlara senin okuduğun şu Kur'an yetmedi mi de başka bir din arıyorlar, başka bir fetva arıyorlar. Anladınız mı şimdi biz ne yapmak istediğimiz? Biz bu ayetleri gündeme getiriyoruz. Bayraktar Hoca bu ayetleri gündeme getirdiği için Kur'an'dan ayrılmıyorum burada. Anladınız mı şimdi? Ben söylemiyorum bunu. Allah söylüyor. Hazreti Peygamber'e söylüyor onu. Bunu derken ne kastediyor biliyor musun? Bu ayeti niye burada gönderdi Allah? Onu da başka bir ayette çözeceğiz. O da Yunus suresinde. Öyle söylüyor.
Şimdi ben kafamda nasıl söyleyeyim onu? Oradaki ayet bakalım ne diyecek şimdi bak. Gelmişler peygamberimize kafirler. Şöyle demişler. Ve izâ tütle aleyhim âyâtuna beyyinâtin. Allah bunu anlatıyor bize. Peygamberimize gelmişler. Kafirler bir şey istiyorlar ondan. Peygamberimizden. Onu bize Allah anlatıyor bunu. O meseleyi çözüyor burada. Peygamberimize diyor ki ve izâ tütle aleyhim âyâtuna beyyinâtin. Bizim ayetlerimiz o kafirlere okunduğu zaman gâlellezîne o kimseler dedi la yercûne ligâena bana kavuşmayı ümit etmeyen bana kavuşmaya inanmayan ahirette dirilip de Allah'ın huzuruna çıkacağına ahirete iman etmeyen insanlar dediler. Kur'an okununca Kur'an İ'ti bi Kur'anin gayri haza. Peygamberimiz de derler ki ya bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir bize ya. Bu bize uymuyor bu. Bu Kur'an bizim hayatımıza uymuyor. Biz zina edeceğiz, faiz edeceğiz, şunu yapacağız. Bunlara cevaz veren bir kitap getirsene bize. Demişler. Bu Kur'an'dan başka bir kitap getir bize. Evbeddilhu. Ya şu Kur'an'ı değiştir ya. Şimdi böyle söylemişler de bunu söylüyor. Bak şimdi bu ayetler, bunlar ikiz kardeşleri bunlar şimdi. Bak üç tane ayet getirdim karşınıza şimdi. Ayetten ayetin tefsirini yapıyorum ha. Demeyin Bayraktar Hoca saçmalıyor kafadan. Ya değiştir onu ya da bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir. Şimdi böyle konuşurken peygamberimize kafirler Allah bu ayeti göndermiş ve şöyle de onlara de dedi peygamberimize Allah. Kul de onlara ya Muhammed. Ma yekunu li en ubeddilehu min tilgai nefsi. Kendi kendime ben o Kur'an'ı değiştirme yetkisine sahip değilim. De onlara. O Kur'an'ı ben kendi tarafımdan, kendi kudretimle, kendi elimle asla değiştiremem de onlara. Ve şöyle de onlara, o yetmedi. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. De onlara ki ben sadece bana Allah'ın vahyettiği kitaba uyarım de onlara ya Muhammed. Sen de o Kur'an'a tabi olacaksın. Onlar da ona tabi olacak. Şimdi biz kime tabi oluyoruz? Soruyorum size. İtikatta mezhebiniz nedir? Maturidiye. Amelde mezhebiniz nedir? İmam-ı Azam. Kur'an nerede kaldı? Maturidi'yi, İmam-ı Azam'ı Kur'an'ın önüne geçiren bir Müslümanları Allah çarpa yerden yere çarpıyor işte. Ha, kafalarımızı duvara vuruyor anlama her konu biz şimdi. Maturidi'yi tanrılaştırdık ya. Sen ki, Maturidi büyük alim. Dünyanın en büyük alimlerinden biri. İmam-ı Azam dünyanın en büyük alimlerinden biri. Ama benim Allah'ım değil, ben ona tabi, ben itikatta Kur'an'a uyarım. Allah ne dediyse ona uyarım ben. Benim peygamberim bile böyle Allah diyor ona. Ben sadece bana vahyolunan kitaba uyarım. Hani peygamberin sünnetine uyacaksın? Peygamber oraya uyuyor. Sen de oraya uyacaksın. O Kur'an'a uyacaksın. Tabii şey görüyor musun şimdi Müslümanlar nasıl bu dini mahvettik anlayır mısın sen şimdi bunu? Bize okullarda hep böyle öğrettiler ha. Ramazan neredesin? Hani Ramazan? Ha? Nasıl okudunuz? Öyle demediler mi? İtikatta mezhebi nedir? İmam Maturidi. Amellerde mezhebi nedir? İmam Azam. Ula ameli kim koyar? Allah. İtikadı kim koyar? Allah. Ula niye demiyorsun ki? Ben Kur'an'a uyarım. İtikatta da Kur'an'a uyarım. Amelde de Kur'an'a uyarım. Sen bunu niye demiyorsun? Bak şimdi burada. Bir şey görüyor musun şimdi? İnni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Böyle de onlara. Bir daha. Üçüncü konuşuğu söylüyor Allah. Hazreti Peygamber'e o kafirler gelip de bu Kur'an'ı değiştir veya yeni bir Kur'an getir, başka bir Kur'an getir dedikleri zaman üçüncü söylevine bak. De ki inni ehafu ben korkarım. İn asaytu rabbi Rabbime asi olmaktan korkarım de onlara. Azabe yevmin azim ve o korkunç azap gününden de korkarım de. Bak Hazreti Muhammed'e söylüyor bunu. Yani
Kur'an'a tabi olmayıp da başka şeylere tabi olanlar Allah'ın büyük azabına çarpılacağı Allah'a isyan ettiğini söylüyor ayet. Bu Müslümanlar, bu din adamları, Müslümanları isyan ettiriyorlar Allah'a, farkında değiller ya. Bunları öğretmeye getiriyoruz. Yani şu, ben bana vahyolunan Kur'an'a uymazsam, ben Allah'ıma asi olurum ve sonra korkunç azaba uğrarım. Peygamberimiz de söylüyor bunu. Ha, demek ki arkadaşlar, şu Kur'an-ı Kerim insanlara din olarak yeterlidir. Din olarak bu Kur'an-ı Kerim yeterlidir. Peygamberimiz bunu tatbik etmiştir. Diğer alimler de bunun kültürünü yapmıştır, yorumunu yapmıştır. Biz hepsine saygımız var. Kimsenin aleyhine değiliz ama bu böyle konuşanların aleyhineyiz biz. O insanları tanrılaştıran insanların aleyhine konuşuyoruz biz. Şimdi bakınız, bu ayetleri lütfen Allah aşkına, bir gün bir televizyonda oturacaksın bunu konuşacaksın kardeşim. Olmuyor ki böyle 10 kişiye 20 kişiye olmuyor bu yani. Buna Türkiye'nin, İslam aleminin ihtiyaçları var bu ayet-i kerimeye. Bu namazdan da üstündür bu. Haçtan da üstündür bunlar. Çünkü bunlar dinle alakalı bir konudur. Ya dinden çıkarsın ya dinde olursun. Dinden çıkmışsın, namaz kılmışsın. Ne anlamı var? Ne anlamı var dinden çıktıktan sonra namaz kılmanın? İşte burada bakınız, burada niçin Allah-u Teala Ankebut suresinde Allah-u Teala peygamberimize sordu: ya Muhammed, sana indirdiğim ve onlara okunan bu Kur'an-ı Kerim yeterli de olmadı mı onlara? Yeterli değiller mi de başka bir yerde din arıyorlar dediğini, niçin söylediğini burada anlattık. Çünkü kafirler dediler ona ki Kur'an'ı değiştir, başka bir Kur'an getir. Dedikleri zaman, o zaman dedi ki Allah, ben yeterli değil miyim yani? Dini koymada beni yeterli görmüyor musunuz yani? Yani benim bilgim yetersiz. Başka birinin bilgisini arıyorsun din olarak. Olacak iş mi bu ya? Olacak iş mi bu ya? İşte arkadaşlar, bu üç tane ayeti mahşerde konuşacağım. Ben söylediğime dair. Burada kiramen katibin yazdı. Yunus suresini, Ankebut suresini, Fussilet suresindeki ya Rabbi ayetleri, ben bunları anlatın diyecek. Ben anlatın. Şahit ol ya Rabbi. Ha. Öyle yobaz adamların peşine gitmeyeceksiniz. Lüzumsuz adamlara fetva sormayın. Kur'an'ı bilmeyen adamlara fetva sormayın, sorumlu olursunuz. Anlaşıldı mı? Şimdi burada da Allah-u Teala diyor ki: evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Yani öğretim konusunda, delil konusunda senin Rabbin yeterli delmedi mi onlara ya? O Hristiyan filozoflarından Augustine var. Augustine hem papazdır, meşhur papazlardan aziz olarak kabul edilir, hem de şeydir, bir soru sormuşlar ona, felsefede talebeleri bir soru sormuşlar, felsefe kitabında geçer o. Ha, bu şimdi felsefe kitaplarında yok da. Demişler ona ki, şimdi bu yıldızları görüyoruz, gece vakti görüyoruz. Ama deniyor ki bize hala ışığı gelmemiş yıldızlar var. E bunun varlığını nereden bileceğiz? Biz ona inanmayız. Görmediğimiz şeyin az inanalım şimdi yani. Yok efendim, şu kadar senedir, şu kadar yıl senedir ışıkları bize gelmemiş, yıldızlar varmış. Ben ne bileyim vardı. Nereden? Demişler ona. O Hristiyan filozof tam İslami bir cevap vermiş. Hristiyan ama din adamı ya. Efendim, ama tam cevap veriyor. Biz göremiyoruz, idrak edemiyoruz ama diyor, Allah'ın onu idrak etmesi onun varlığının en büyük delilidir. Bak 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 bak, cevaba bak şimdi. Büyük cevap. Aynı bu ayeti konuşuyor adam. Felsefe ha, bu Augustine meşhur. Meşhur Augustine var felsefede. Çok severim onu bu açıdan. Çünkü bu, müthiş bir cevap bu. Bunu Kur'an-ı Kerim'de buldum sonra. Adam öyle bir laf etmiş ki orada Kur'an-ı Kerim'e uygun düşmüş adam. Allah'ın onu bilmesi, idrak etmesi, şahit olması yeterlidir dedi. Sen illa da sen bildin diye var olacak, göremezsen, bilmezsen var olmayacak manası mı gelir? Böyle şey olmaz dedi. Allah'ın bilmesi yeterli dedi. İşte burada Allah'ın bilmesi yeterli değil mi? Ve bu ayeti burada bitirdik. Biraz kaç dakika oldu? Hemen hemen 15 dakika falan oldu. Şimdi Ankebut suresindeki o ayet, o Yunus suresindeki o ayet sizin parolanız olacak. Sizin değil sadece, benim de yani, herkesin. Herkesin parolası olacak.
namazdan üstündür onlar. Bak söylüyorum size. Orada çünkü iman konusu var. Allah'ı yeterli görüyor musun, görmüyor musun? Bu Kur'an'ı yeterli görüyor musun, görmüyor musun? Bu da iman meselesi var. Dinden çıkarsın burada. Peygamber ne dedi bak? Eğer ben böyle yapmasam Rabbime asi olurum. Asi, asi. Peygamber kendini asi ilan ediyor. Eğer böyle yapmazsam da böyle yaparsam asi olurum Allah'ıma. Ve bana korkunç azap verir. Azabın azim verir bana diyor. Ben bunu yapamam. Böyle bir şey olamaz. Ben bana vahy yoluna uyarım. Peygamber bile bundan ayrılamaz. Mümkün değil. Kendi fikrini katamaz. Onun için burada bu ayeti bitiriyoruz arkadaşlar. Son ayete geçiyoruz. Fussilet suresinin ela. Şimdi bir dikkat çekiyor Allah. Bu ayette iki tane ela var. Ela Arapçada dikkat dikkat demek. Düşünün. Ordu gidiyor, yürüyor askerler, tam tekmil yürüyorlar. Rap rap gidiyor. Hemen bir paşa geldi, bir dikkat. İşte burada böyle. Allah bir dikkat çekiyor. Fussilet suresinin son ayetinde dikkat çekiyor. Bir şey anlatacak ki çok önemli. Hazır ol. Dinleyin beni diyor Allah. İnnehum fi miryetin min liqa'i rabbihim. O adamların böyle sapıklık yapmaları, dinden çıkmaları, uzaklaşmaları, Kur'an'ı tartışmaları, Kur'an'ı yekelli görmemeleri, şunları bunları, onların bir derdi var. Bu derdi Rablerine kavuşacaklarını dan şüphe etmeleridir. Hüküm bu. Hüküm bu. Biliyorsunuz bak şuradan başladı. Şu ayetin şurasından başladı. Ta Fussilet suresinin başından bakınız kaç aydır bununla uğraşıyoruz. Kaç sayfa? 4, 5, 6 sayfa. 6 sayfaya aylardan beri uğraşıyoruz burada. Aylardan beri uğraşıyoruz. Bunun başında ne ile başladı? Kur'an'la başladı. Ondan sonra Kur'an'a karşı kulakları sağır olandan bahsetti. Kur'an'ı dinlemeyenlerden bahsetti. Kur'an'a karşı, bu sayfada Kur'an'a karşı mücadele vermekten bahsetti. Döndü bu tarafta yine Kur'an-ı Kerim'i ele aldı. Kur'an-ı Kerim'in aleyhine konuşmalardan bahsetti. Döndü burada dedi ki, nedir bu Kur'an'a karşı bunların böyle tavırları? Kur'an'ı hazmedememeleri, Kur'an'ı çöl kanunu görmeleri, Kur'an'ı karşı tepki göstermeleri Allah'ın ayetlerine. Nedir bunların derdi? Dikkat, söylüyorum size şimdi diyor. En son ayette bunu bağlıyor. E diyor ki, onların Allah'ın huzuruna mahşerde çıkacaklarından şüphe etmeleri yatıyor. Mesele şüphedir. Şüphe, şüphe. Şüphe girdi mi ailedeki huzur da bozulur, efendim namus da bozulur, her şey de bozulur, her şey gider. Her şeyin tadı kaçar. Şüphe yap. Bir işveren işçim beni çalıyor, muhasebecim beni çalıyor diye bir şüphe varsa içinde. Gitti işte. O tat bozuldu ya. Bir koca da karım beni aldatıyor veya karı kocam beni aldatıyor derse. Bitti işte o saadet bitti. İşte Allah'ın kelamı olan bu saadette şüpheye girdiği zaman diyor Allah-u Teala bozulur bu iş. İşin tadı kaçar. Dinin tadı kaçar. Anladın? Bunu söylemeye getireceğim burada. Bir dikkat daha çekti. Elo! Dikkat! İnnehu bikülli şeyin muhit. Allah her şeyi ihata eder. Her şeyi kucaklar. Her şeyde vardır Allah. Her şeyi bilir. Muhit, ihata etmek demek. İhata. Her şeyi, her şeyi ihata eden, her şeyi bilen Allah'ın kelamı oluyor. Eksik de Bayraktar Hoca'nın yazacağı kitap olacak tam. Olacak iş mi bu şimdi? Deyin bana bakayım şimdi. Ben anlatın bana, beni ikna edin. Allah kendi ilan etti burada. Elâ innehu bikülli şeyin muhit. Allah her şeyi ihata eder. Sizin içinizde geçirdiğiniz niyetleri de bilirim. Dışarıda yaptıklarınız amelleri de görürüm, bilirim. Hepsini bilirim. Ve benim kuluma, din adına hangi hüküm lazım ben bilirim. Buraya ben bunu koydum. Sesini kafadan uydurup da fetva vermeyin diyor Allah-u Teala. Esas bana vuruyor yumruğu şimdi burada. Bana yumruk vuruyor burada şimdi, dikkat et diyor. Dolayısıyla demek ki bu Kur'an-ı Kerim'de şu sürede 6 sayfada Yüce Allah'ın anlatmış olduğu Kur'an'la insanların ilişkileri, Allah'ın kutsal kitapları ile diğer kavimlerin ilişkileri, diğer peygamberlere gönderdiği kitaplarla ilişkileri, bu ilişkilerin
Bu yobaz ilişkilerin, bu sahte ilişkilerin, bu sapık ilişkilerin altındaki hikmeti verdi burada. Dedi ki şüphe, şüphe, şüphe. Ve Allah'ın her şeyi ihata edeceğini inanmama. İşte bu. Ve böylece bitirdik arkadaşlar.